Selamünaleyküm. Kayıt fonksiyonunu bulamamıştım da. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve elhidni bis salihin. Evet. Geçen hafta kısa bir tekrar yapalım. Geçen hafta kelime çeşitlerini gördük. Kelime üç çeşittir dedik. Yani kelime ya fiil olur, ya isim olur veya harf olur. Bu üçten başka bir şey olmaz. Kısaca bir tekrar diyeyim. Cümle yine iki kısımdır. Şimdi kelime var. Bir de kelimelerden oluşan cümleler var. Bu da iki kısımdır. Fiil cümleleri. Efendim. Yani cümleyle başlayan düzeltiyorum. Yani fiille başlayan cümleler. Bu fiiller ya üç harfli olur. Sülasi mücerred. Ya da dört harfli olur. Bir de isimle başlayan. İsim veya değişik kelimelerle, harflerle başlayan cümlelere de isim cümlesi demiştik. Sonra da bir el şeması paylaştık. El şeması aslında birçok şeyi öğrenmek için çok faydalı bir yöntem. Nereye kayboldu bu? Yani paylaştığımız şurada neredeydi? Burada gösterdiğimiz hani videolara bakma fırsatınız olduysa görmüşsünüzdür. Şu küçük parmak buna gayip, yani yanımızda olmayan, uzakta olan, görünmeyen bir kişi, bir erkek kişi. Bu kadın için. Bunları bugün göreceğiz. Bu yine erkek. Fakat yanımızda olan bir kişi, burada yanımızda olan bir kadın için. Bu baş parmakta, bu ikisi de, yani bu iki boğum, diğerleri üç boğum, bu iki boğum. Çünkü konuşan için ne vardır? Ben var, biz vardır. Yani fazla iki kişidir o. Bunları işte inşallah bugün biraz oturtmaya çalışalım. Bu şekilde. Kapatalım. Evet. Bugünün konusu isimler. Bu anlatacağımız isimlerde veya zamirlerde oluyor. Bunlar ya marife olur. Şu 224. sayfa ortadan başlıyor. Ya marife olur. Yani muayyen, belirli bir şey için konulmuş isimdir. Tanıdığımız bir şeydir. Zaten marife Arapçadan Türkçe'de kullanılan marifet kelimesi. Yani bilmek, bilinen, arefe, yarifu diye çekilir Arapçada. Nekre'de muayyen olmayan, belirsiz, tanımadığımız isimlerdir. Bir kelime, nekre olan bir kelime altı şeyle marife olur. Şurada bir gidebilirsem. Biraz küçükleyeyim. Şimdi bu marifelerin birincisi zamirlerdir. Zamirler bir ses duydum ama birisi bir şey mi demişti? Herhalde yok. Şimdi zamirler, bunlar dört kısımdır. Birincisi merfu ve muttasıl zamirlerdir. 235'ten okuyorum. Bu zamirler
fail konusunda daha önce geçti diyor. Bunlara raf halinde bitişik zamir de denilebilir. Yani bitişik muttasıl demek. Hani işte Arapçayı da bunun için öğreniyoruz. Mesela vasıl, bitişik, muttasıl ne demek? Nereden geliyor? Değil mi? Muttasılın sülasesi yani üç harfisi vasaladır. Vuslattır, visaldir, kavuşmaktır, buluşmaktır, bitişmektir. O zaman muttasıl denir. İkinci kısım da zamirler merfu ve munfasıl zamirdir. Yani merfudu yalın halidir. Türkçedeki anlayacağımız şekliyle yalın hali diyoruz Türkçede. Herhangi bir işleme uğramamış yalın haliyle. Ve munfasıldır. Yani kelimeye, herhangi bir isme, kelimeye bitişik değildir. Bunlar da bildiğimiz huve, hüma, hüm, hiye, hüma, hünne, ente, entuma, entum, enti, entuma, entunne, ene, nahnu. Burada nahnu'yu iki kere yazmışlar fakat şu ikinciye siz hani rahatsız olmayın. Burada sadece ene ve nahnu var. Bu herhalde boşluğu doldurmak için üçte iki kere tekrar edilmiş bu yazılmış nahnu. Şimdi el şeması göstermek istiyorum. Bu şeyleri çekerken sağ elimizi alıyoruz. Yani sağ elimize. Yani küçük parmaktan başlıyoruz. Bunlar aslında yani belki oyun, eğlence veya gibi veya kolay görünüyor ama hani önemli şeyler veya gereksiz gibi görülebilir. Şu ilk baştan burada küçük parmağın alt boğumu bu hüve. Yani hüve burası. Şöyle. Tek kişi o. O erkek. Hüma iki kişi. Bu hadislerde, hadis-i şeriflerde, Kur'an-ı Kerim'de efendim işte Arapça literatürde bu zamirler çok görülür. Onun için buradan başlayalım dedik. Üçüncüsü hüm, onlar demek. Şurası. Hiye, o kadın. Hüma, iki kadınlar. Hünne, bu da üç veya daha çok. Yani Arapçada cemi üçle başlar. İki ile değil de üç ve daha çok olanlar, bunlar cemi, onlar yani o kadınlar denir. Sonra gelelim, affedersiniz. Ente, şurası ente, yani orta parmak. Sen, entuma, siz ikiniz. Entüm, sizler. Hani şey de var ya, şimdi aklıma geldi. Kafirin suresinde. Kul ya eyyuhel kafirun. Kul ya eyyuhel kafirun la abudu ma ta'budun ve la entum abidune ma abud. Yani siz değilsiniz diyor orada ayet-i kerimede. Entum. Ve la ene. Şöyle devam ediyor. Entum burası. Enti. Sen. Kadın için muhatap, o aldığımız kadın için enti diyoruz. Yani Araplar bazen konuşur ya anti, inte, enti falan. Enti kadınlar için sen demek. Entuma siz ikiniz burası. Entunne sizler yani üç veya daha çok muhatap kadınlar. Ene şurası ene ben demek. Nahnu biz. Yani el şemasının önemi böyle. Sonra bunu oturttuğumuz zaman fiil çekimleri de böyle oluyor. Yani fiil çekimi çekerken hangi parmakta kim kastediliyor, muhatap mıdır, efendim gayip midir, muhatap mıdır, efendim bir kişi midir, iki kişi midir veya üç kişi midir bunları anlamak için yani baştan çok faydalı. Yani faydasız veya gereksiz gibi görmeyin. Bunlar böyle zamirler. Ya benim. Şimdi düşünüyorum da nasıl yapalım bunu böyle göstermek isteyen veya yapmak isteyen olursa hemen gönüllü olarak konuşabilir veya soru soran soru sorabilir.
Herhangi bir soru var mıdır? Yani her çeşit soru sorabilirsiniz dersle alakalı. Selamünaleyküm Aleykümselam ve rahmetullah. Şu sesini bir açayım da. Buyurun. hocam. Hocam soru değil de anlayıp anlamadığımı netleştirmek için ben bir izahat Tabii tabii gerekiyor. tabii tabii. Önemli Şimdi anlamak. parmağın temel hattı örnek veriyorum. Serçe parmaksa öncelikle cinsiyet belirtir. Evet. Ondan sonra buğumlara göre kişi sayısı belirliyor. İlk buğum Güzel. çoğul kişi oluyor. Ondan sonra tekil kişi, ondan sonra iki kişi olarak. Yani buğum Yani artık kişi sayısını belirtmeye başlıyor. Ama parmak cinsiyetle başlıyor. parmak, evet, cinsiyet, ama alt boğum. Yani müfret deniyor Arapçada, tek kişi, ortada iki kişi, yukarıdakiler parmak uçları, cemi, çoğul kişi. Çoğul kişi. Evet. Çoğul Yani kişi, evet. burada anlamamız gereken ilk işaret serçe parmak erkeği, yanındaki parmak cinsiyet olarak ayrı bir şey beyan etmenize gerek yok. Nasıl? Yanındaki Anlayamadım. parmak da bayan olarak şey yapıyor. Orada ayrıyetle bir bayan beyanı yapmamıza gerek yok. Serçe Yok, parmak. yani önemli olan tabii anlaşılması. Zaten şeyde de yazıyor ya, tabelada da yazıyor burada kenarda. Müzekker erkek, müennes dişi diye. Yani belirtmeye tabii gerek yok ama şimdi tamam tam olsun diye benim anlatırken söylemem lazım. Hani sonra biri der ki bu böyle anlatılmadı, anlayamadım gibi bir iddia olur. Onun için söylüyoruz. Yoksa anlayan için tabii ki böyle iyi. Başka bir soru veya anlaşılmayan bir durum varsa. Şimdi bu zamirler dediğimiz gibi merfu, merfu yani yalın hali. Herhangi önüne bir harf gelmemiş, bir işleme uğramamış. Munfasıl da ayrı, yani başlı başına. Şimdi bu munfasıl zamirleri başka harflerle, harfücelerle falan kullanıldığı zaman biraz değişiyor tabii ki. Yani kitaptan. Ha. Şimdi mesela lam harfi var değil mi? Arapçada harfücelerden lam. Yani lam harfi bir şeyin ne için olduğunu ifade eder. Bir benzeri farklı manaları vardır. Şimdi bu hüve zamiri efendim yine parmağın hani küçük parmağın şeyi birinci boğumu. Lam harfi geldiği zaman lehü olur. Yani hüve lam harfi geldiği zaman lehü olur. Ne demek? Onun için yani o erkek için lehü. Lehüme bu iki kişi için, ikisi için. Lehüm onlar için yani çoğul. Lehe müennes yani onun için. Lehüme o ikisi için böyle çekilir yani. Lehü, lehüme, lehüm. Lehe, lehüme, lehünne. Leke, leküme, leküm. Leki, leküme, lekünne. Li, lena. Yani li benim için, lena bizim için. Yani hadis-i kutsi'de Hazreti Allah ne buyuruyor? Es-savmu li, yani oruç benim içindir. Neden benim içindir? Çünkü oruçta herhangi bir dışarıdan belli olan bir durum yoktur. Riya yoktur. Gösteriş yoktur. Sırf Allah rızası içindir. Onun da tabii ecir ayrıdır buyuruyor. Yani li benim için, lena bizim için. Bir tane daha olması lazım. Onu da göstereyim. İyyahu bu da kullanılır. Mesela namazda değil mi? İyyâke nâbudu diyoruz. Efendim. Bu da aslında İyyahu şurada. Hüve zamiridir yine. İyyâ, İyyahu ona yani
Aslında İyyahu burada biraz kitapta eksik şey yapmış. İyyah tahsis içindir. Yani İyyahu ancak ona anlamında. Başka bir şey değil, ancak ona. İyyahuma, o ikisi, İyyahum, cemi, yani onlar, İyyahe, ona, yani kadın için, İyyahuma, ikisi, o ikisine, İyyahünne, yani hünne devamlı şeydir, cemi. Hünne, o şeylerde falan pek değişmez. Efendim, onu ileride göreceğiz. İyyake, ancak sana, İyyaküma, siz ikiniz, İyyaküm, sizler. İyyaki, sana, yani muhatap bir kadın için, ancak sana diyorsunuz. İyyaküma, siz ikinize, İyyakünle, size, siz kadın, yani üç veya daha fazla olunca İyyakünle cemi oluyor. Cemi müennes muhataba. İyyaya, bana, İyyana, bize. Yani İyyaya kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Cenab-ı Hak fe İyyaya ferhabun buyuruyor, değil mi? Ancak benden korkun. Başkasından değil. Ancak benden, sadece benden korkun. Orada geçiyor. Bu yani bunlar konuya marife olarak başlamıştık ya. Yani bunlar marife efendim bilinen şeyler. Çünkü zamir Türkçe'de de öyle. Sen, ben, o dediğimiz zaman bilinen bir kişiye dönüyor zamir. Yani efendim yani kimin kastedildiği aşağı yukarı anlaşılıyor. O zaman marife deniyor ona. Bilinen demek. Arefe yarifuden. Şimdi bu marife olan bir şeyde, bir konuda ismi işaret var. Bunları isim cümlesinde efendim. Bir tanesi ze, yani işaret ismi. Mesela bunlar ze'den zeni, zenike, zelike, böyle şeyler üretilmiş. Efendim bu müfret, yani tek kişi. Burada da sadece şu iki parmağı kullanıyoruz. Yani bu küçükle yüzük parmağını. Ve zeli ülai te tei ya te teli ülai. Bu da böyle ne ismi işaret, yani o demek. Yani işaret edilen bir cisim. Kur'an-ı Kerim'de hani Bakara suresi 1. ayet. Yani Elif Lam Mim'den sonra zelikel kitap, orada işaret ediyor. Hazreti Allah şu kitap, yani kitabını yüceltmek için şu kitap diye orada işaret ediyor. Yani belagat ilminde zelike tazım içindir, yani yüceltmek içindir. Yani çünkü zelike biraz uzağa gösterir. Heze var, bir de zelike var. Heze yakında olan bir şey, zelike de biraz uzakta olan bir şey gösterir. Burada işte zelike var, sonra zelike var, onu almamış. Zeke, zekuma, zekum, zeki, zekuma, zekunne. Bir saniye, biraz yakın alacağım. Zekumunne değil de zekumunne. Zekumunne. Sonra ismi mevsul denilen mevsul harfi ellezî. Ellezî de çok rastlanır. Efendim, Kur'an-ı Kerim'de veya hadis-i şeriflerde ellezî, yani mevsul, ismi mevsul, ellezî, sen bir ellezî halaka seb'a semâvâtin tibâgâ, yani o Allah yedi göğü birbirine mutabık olarak yarattı. Yani birbirine benziyorlar fakat irili ufaklı, yani şekil olarak benziyorlar fakat biri diğerinden biraz daha büyük. Artık ne kadar büyükse bilmiyorum, bilmiyoruz. Orada ellevi, yani bu o kişinin bilinen bir kişi olduğunu gösteriyor, ellezi. Yani bu insanlarda da kullanılabilir. Hazreti Allah için kullanılabilir veya değişik şekilde kullanılır.
Fakat akıl olanlarda kullanılır. Yani bu mesela aklı olmayan hani hayvanlarda kullanılmaz. Yani onlarda başka mesela mar var. O kullanılır. Ellezî de akıl olan, akıllı olan yani mükellef olan canlılarda hani insanlarda, cinnilerde onlarda kullanılır veya efendim Hazreti Allah'ın tabii melekler için de kullanılır çünkü onlar da akıldır. Yani aklı selim sahibidirler. Yani nefis yoktur ama akıllıdırlar. Melekler. Ellezi böyle. İsim mevsul. Burada da yazmış zaten müşterek isim mevsuller. Men sadece akıllar için kullanılıyor. Değil mi? Men çok duyduğumuz, kullanılan bir harftir. Bunlara harf diyoruz Arapça terim olarak. Mesela men ferraha bi duhuli Ramazane haramallahu cesedehu alel niran. Kim ki duhulu Ramazan yani Ramazan-ı Şerif'in girmesiyle çok sevinirse Allah onun cesedini diyor ateşe haram kılar. Yani burada men yani hem şarf harfidir. Men kim böyle yaparsa. Ondan sonra ma vardır. Ma ikincisi me. Yani hayvan ve cansızlar içindir. Yani hayvanlarda men kullanılmaz. Ma kullanılır. Ama ma kısmen canlılar için de kullanılır fakat men sadece akıllar için kullanılır. Yani düzeltiyorum. Ma hayvanlar için kullanıldığı gibi yani gayri akıllar için kullanıldığı gibi insanlar için de bazen kullanılır. Fakat men sadece akıllar için kullanılır. Akıl sahipler için. Eyyü var mesela Eyyü ya eyyühellezine amenü değil mi? Eyyü oradaki Eyyü. Eyyühe var müennes için. Ne demiş? İsmi fail ve ismi mef'uldeki elif lam değil mi? Manasınadır diyor ellezi. Yani isme fail nedir? Mesela Nasrun diyoruz değil mi? Yardım edici. En Nasru dediğin zaman orada bu şey yani ellezî anlamı çıkıyor. Bunlar biraz daha ileriki dersler. Bunları da fazla meşgul etmeyeyim. Ama o anlama geliyor yani oradaki lam-ı tarif. Şimdi yeni Türkçe'de el takısı diyorlar. Hani el kelimenin başına gelen. Yani eski tabirle bu lam-ı tariftir. Yani nekreyi marife yapan lamdır. Efendim. Bunlar tamam bunları şey yapalım. Burada bitirelim. Şimdi fiil burada bir tane fiile bitiştirmiş. Sayfa 236'da. Darabe fiilini almış. Zaten o sarf ilminde darabe, nasara fiilleri çok geçer. Mesela birinci bapta Nasara Zeyd'in Amran der. İkinci babda Daraba Zeyd'in Amran der. Yani Zeyd Amra birincisinde yardım eder, ikincisinde döver. Yani böyle misaller vermişler. Yani çünkü Nasara birinci Sülâs-ı Mücerred'in birinci babı için bir misaldir. Daraba da ikinci. Yani Daraba Yedribu için bir misaldir. Zamir fiile bitiştiği zaman yani hü Daraba efendim darabeye bitiştiği zaman hüve olmaktan çıkıyor, hü oluyor. Darabe hü ona vurdu. Nasıl bu yine böyle zamirleri çekmek için parmaklar yardımıyla bu işlemi yapabiliyoruz. Yani, darabahu, darabahuma, darabahum, darabehe, darabahuma, darabahunne. Bir el kaldıran var yazıyor burada. Bakayım. Buyurun hocam. Selamünaleyküm Turan Hocam. Buyurun efendim. Rica etsem ekranı tam ekran olarak yansıtma imkanınız Ekran var mı? Ekranı tam ekran, şey evet. yani bunu büyütebilirim. Öbür türlü zaten bu ben iki tane şimdi
bir şey var. Laptopun ekranından hariç bir de monitör açtım. Ha tamam, o Yani zaman oldan. ama yani bunu ben size İsmail hocam verip göndermiştim bu şeyi. Gelmiştir sanırım. Yani açabilirsiniz sizin şeyinizde varsa, bilgisayarınızda varsa. Geldi mi size bu? Evet, geldi hocam. Yani onun için ben böyle kendim için açtım da ama büyüteyim biraz yani o no problem diyoruz yani bir bakayım bakalım. Ekrandan da fazla taşmasın. İyi mi böyle? Böyle de daha iyi hocam. Hani iki ekran Tamam. açmamamız için söylemiştim. Allah Tabii razı tabii. olsun. Ne demek yani önemli olan anlamamız. Böyle şimdi benim de böyle online olarak fazla bir şeyim yok. Yani birebir eski tabirle vicahi olarak hani dersler, sohbetler yapıyorduk ama şimdi bu biraz şey yani teknik iş olduğu için hani bir eksik olursa söyleyin efendim onu şey yaparız yani. Artık elimizden geldiğince yapmaya çalışırız. Tabii el kaldırarak da iyi oldu. Ben gördüm burada bir şey geldi, bir mesaj geldi, bir el kaldırdı diye. O da güzel. Şimdi yani nasıl anlaşılması, izah edilmesi gereken bir konu, durum varsa hangi sayfada olduğunu söyleyin. Ona göre tekrar bir şey yapalım. Şu fiil çekimlerine geleceğiz tabii. Bu kadar ne kadar vaktimiz var? 10-11.30'a kadar vakit var. Almanya saatiyle. Var mı bir Hocam soru? no Buyurun. problem dediniz ya, Arapçadan la problem mi diyeceğiz? Ya da problemin Vallahi. ya. Bu bazı işte böyle bir çabuk geçiştirmek için bir ağız alışkanlığı olmuş. Mesela şey derler Araplar, la be'se, yani beis yok, hani problem yok. La be'se derler, beis. Beis'i biliyoruz değil mi? Yani bir sakıncası yok anlamında. Evet hocam. Bilmiyorum, tamam, la be'se derler, öyle kısa kısa. Onlar da kendine gibi bir şey uyduruyorlar, yani öyle eski Arapçaya onlar da pek sadık değil. Efendim ellerinden geldiği kadar modernleşmeye çalışıyorlar. Ama şimdi biz onların Arapçasını merak edersek, öğrenirsek bu sefer dini Arapçayı yani asıl fasih olan, bizim işimize yarayacak olan Arapçayı biraz ihmal etmiş oluruz. Çünkü böyle memlekette olduğu gibi buralarda da Almanya'da da var böyle mülteciler var. Şu şöyle nasıl diye dediğini sorduğun zaman biz diyor, onu öyle söylemiyoruz diyor, bilmiyorum diyor. Geçiştiriyor. Yani onlar da içini boşaltmışlar kelimeleri. Onun için ben bunları yani bu ilimleri bu şimdi nahiv ilmi bu. İşte zamanında öğrendik. Ben de Türkçesini buldum. Dedim hocalarımıza kolaylık olsun diye. Yani geçen hafta manalarını da yazın falan dediniz ya dedim biraz böyle ben de karşılık vereyim diye böyle bir fotokopi çektim. Efendim işte önemli olan anlaşılması yollar çeşit çeşittir. Öyle derler hani Allah'a giden yollar mahlukatın nefesi kadar çoktur. Yani her insanın meşrebine göre bir yol vardır, yol çizer ama iyi niyetli olduktan sonra sorun olmaz. Yani önemli olan iyi niyetli olmak, gayretli olmak. Hatta geçen bir güzel bir hadis-i şerif olduğuna inanıyorum. Öyle rivayet edilmiş. Bir insan Allah'ın verdiği az nimetlerle yetinip şikayet etmez, razı olursa Hazreti Allah da onun azıcık amelinden diyor razı olur diyor. Bakın ne güzel bir karşılıklı bir ticaret yani manevi ticaret. Ama çok veriyor, yine şükür etmiyor, yeterli gelmiyor. O zaman da tabii ona hesap soracak. Ama fakirliğine, artık fakir pek yok ama yani yetimsizlik, ne derler? Yani şeyler çok, talepler çok, istekler çok. Bu sefer yetmiyor tabii. Yani gelen gideni karşılamıyor. Şikayetler başlıyor. O zaman da tabii ki şükürsüzlük. Şikayet zaten başlı başına bir şükürsüzlüktür.
Yani iyi niyetli olup Allah'ın azıcık verdiği şeye şükreden, razı olan bir insan, bir insandan Hazreti Allah onun azıcık amelinden diyor razı olur. Ne güzel bir şey ya. Evet, ders hakkında sorusu olan var mı? Böyle hani şunu ben anlayamadım, bunu tekrar edebilir miyiz gibi bir talebi olan varsa lütfen Hocam bildirsin. nasıl ilerlemeyi düşünüyorsunuz acaba? Ne Kur'an gibi? Arapçası öğrenmek istiyorsunuz ya bizimle. Nasıl ilerleme Yani derken? Kur'an'dan örnekler vereceğiz mi ya da oradan kırık meal çalışacağız mı? Nasıl öngörüyorsunuz Evet. diye merak ettim. Şimdi tabii ki ben de severim öyle kırık anlam çalışma, kelimelere mesela farklı farklı manalar vermek, ama doğru manalar tabii. Ama temel taşını diyorum, bir otursak da tabii İsmail hocamızın da ona işaret ederek, ya bu temel taşları bilmek gerekiyor. Çünkü mesela zamir nedir? Ne anlama gelir? Hani sizin için de kolaylık olması için tabii ki kırık manalar verebiliriz. Hatta benim sabah aklıma geldi. Hani hadis-i şerif demin de ben ferraha bi duhuli Ramazane. İşte orada ferraha fiili aklıma geldi. Onu madem böyle kısaca söyleyeyim de hem bir rahatlama olur hem bir hava değişikliği olur. Belki yani daha çok heves edenler olur Arapçayı öğrenmek için. İşte orada ferraha diyeceksiniz ki ya bu nasıl bir fiil? Yani fiiller üç harfli olmuyor muydu? İşte ferraha bu üç harfli bir fiilden türetilmiş, yani müştak olmuş bir fiildir. Bunun aslı ferahadır. Feriha, yani ferahlamak. Yani feriha değil mi? İsim olarak da veriyorlar ya ferihayı. Mesela feriha yefrahu, ferahladı anlamında. Fakat bunun yani ortada r harfi var. Buna bir şedde vererek ferraha yapıyorlar. Ne oluyor bu sefer? Mana da artıyor. Feriha bu sefer ferraha oluyor. Yani rahatladı. Ferraha da rahatlattı anlamına geliyor. Veyahut da çok rahatladı. Böyle sevindi, rahatladı. Derin bir nefes aldı, oh be dedi falan. Hani nasıl anlarsanız. Ama ne için? Ramazan-ı Şerif'in girdiği için, Ramazan-ı Şerif girdiği için böyle bir rahatladı, iyi ki geldi falan, böyle kendi kendine sevindi. Ne yapıyor? Hazreti Allah onun vücudunu cehenneme haram kılıyor. Yani. Ama burada Ferraha'nın bir anlamı daha var. Hani Arapça çok sevindi Ferraha, fakat bir de sevindirdi, rahatlattı var. Burada ne demek? Yani rahatlattı. Mesela bir amir memurunu rahatlattı. Ya bu adam oruçludur. Hani bu kadın oruçludur. Bunu yormayayım, fazla bir iş vermeyeyim. Hani rahat çalışsın gibi. Veya bir baba çocuklarını, eşini rahatlattı. Ya bu da buna dahil. Yani zaten akla da uygun. Oruçlu diye bir insan karşısındakini, emrindeki bir insanı rahatlatırsa Hazreti Allah onu da cehennemden azat ediyor. Yani kelimelerin birçok manaları olabiliyor. Ama bunu bilmek için tabi sarf ve nahiv ilmini bilmek şart. Onu söyleyeyim. Ya onu da yaparız yani dediğiniz gibi böyle kırık mana, efendim sonra toplu mana, işte müfessirlerin öngördüğü değişik manaları var. Mesela şu kelimeye şu mana verilmiş. Bunları da tabii ki görebiliriz ileride inşallah. Bize verilen şey efendim zaman kadar, müsaade kadar. Mesela şeyde, üniversitede ya yani ben şey burada şeyde Münster'de şeyi bitirdim, Almanya'da Münster'i bilen vardır, orada üniversitede İslamişe Teoloji master'ı bitirdiydim. Orada şeyde yani master derslerinde böyle Arapçada teolojiye Arabiş işleniyor. Yani anlamadığınız kelime varsa söyleyeyim. Yani Almanca. Şimdi herkes Almanya'dan, onu da bilmiyorum. Mesela orada Tekvir suresi İzâ şems-i kuvvirat. Orada kuvvirat'ı açıklarken İmam Zemahşeri kuvvirat diyor. Farsçadan kuvur kelimesinden gelmiştir diyor. Arapçaya girmiştir diyor.
Kür diyor, görmeyen anlamına. Yani Türkçedeki kör işte. Yani onları falan açıklıyor. Yani güneş köreldiği zaman anlamına geliyormuş kıyamette. Yani böyle bir manası da var. Yani bunu böyle bir söyleyivereyim dedim. Şimdi fazla da şeyi tersi aksatmadan bu böyle anlaşıldı mı? Hani nasıl devam edelim? Bir fikriniz var mıdır? Onu da öğrenelim. Allah razı olsun hocam. Çok güzel. Evet. Zaten kırık meallere geçince bence arkadaşlar da daha çok hoşlanacaklar dersten diye düşünüyorum. Kendim de öyle diye düşünüyorum. Bir de belki küçük küçük böyle üç cümle, üç kelimelik, dört Tabii. kelimelik içinde ellezi geçen ya da hüme hünle geçen mesela onları yapsak ders sonunda belki arkadaşlar için de daha kalıcı olur mu diye düşündüm. Çünkü kırık meal verince insanın aklında daha çok kalıyor Evet, diye düşünüyorum. Öbür ders de mesela ilk 10 dakikasında biz size verebiliriz o kırık manayı diye düşündüm. Ama tabii ki sizin takdiriniz. Yok, dediğim gibi önemli olan anlaşılması, neticeye varmak önemli. Hani nasıl bir misal versek, değil mi? Yazın insanı böyle bir akraba ziyareti, tatil gibi böyle bir telaşlar alıyor, güzel telaşlar. Şimdi diyelim Almanya'dan, Avrupa'dan diyelim ki misal İstanbul'a gideceksin. Kimisi uçakla gidiyor. Diyor ki bana 3 saat yolculuk yeter diyor. Misal. Kimi diyor ben geze geze gideceğim. Bana 24 saat yolculuk lazım. Hani bir gün arabayla, kendi özel arabasıyla, vasıtasıyla gidiyor. Ama neticede gidiyor, varıyor bir yerlere. Yani demek istediğim biz de varalım da hani öğrenelim bir şeyler ama nasıl öğreneceğimizi de beraber kararlaştırabiliriz. Tabii fazla da şeye kaçmadan, böyle kolayına kaçmadan. Çünkü insanın beyni çok kolay alışırsa bu sefer ihmal eder, öğrenemez. Rahat aslında bir rahmet değildir. Zahmet insana rahmettir. Yani zahmet yanlış anlaşılmasın. Zahmette olduğu zaman insan vücudu böyle bir şey oluşturur. Ona karşı tepki oluşturur. Bu sefer bütün azalar, hisler canlanır. Yani aktif olur. Duyduğunu anlama, gördüğünü daha iyi görme hassası oluşur. Efendim. Yani onun için tabii ortak bir yerde buluşmak lazım. Tabii teklifleri de açığız. Belirli bir ders şekli de var. Çünkü biz de öyle öğrendik. İnsan nasıl öğrenirse onu verebiliyor. Bu şekilde inşallah bakalım bir. Ama şöyle de olur. Şimdi 1,5 saat ders diyelim. Mesela son 15-20 dakikasında böyle dediğiniz şekilde kırık mana verme gibi veya değişik manalarını anlatma gibi bir süreç, bir yani tarz uygulayabiliriz. O da olabilir. Ama bu konuda herhalde sorusu olan yok. Şimdi biz de hani talebelikte hiç kimse soru sormadığı zaman şöyle düşünüyorduk. Ya bunu herkes anladı ya da anlamadı ama sonra işte bir bakabilir, üzerinden geçebilir. O şekilde de insan bazen soru sormuyor. Ama mutlaka soru sorun yani şey biz onun için buradayız. Veya bu şekilde sizi açmadım onu da söyleyebilirsiniz. Şimdi ben burada manaları var diye bunu böyle aldım tabelayı. Yok galiba. Evet, şimdi beş dakikam var. O zaman bu el şemasını oturtmak için mesela darabe fiili var dedik ya, bu darabe zamirle fiil çekimi yapabiliriz ilaveten. Sen darabe değil de
Nasara fiilini çekelim. Yardımlaşmak iyidir. Vurmak kötüdür. Düşmanlığa sebep olur. Yardımlaşmak dostluğa sebep olur. Nasara fiilini çekelim. Şimdi nasara ama parmak şema, yani el şemasıyla çekeceğiz. Şimdi burada ne diyoruz? Bilen varsa söylesin, hani beraber olsun. Mesela burası nedir? Küçük parmak. Nasara. 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 Burası ikincisi. Hülü mü çekiyorsunuz hocam? Yoksa? Yok, bu zamiri herhalde anladık. Ha, zamirsiz. Sade fiili. Şimdi mesela Nasara yardım etti. Yani iki kişi yardım etti dedi diyeceğimiz zaman ne dememiz lazım? Nasaru. Birisi Nasara. Cevap i̇ki, verdi. Elifle. Evet. Elif'le iki kişi. Nasara iki kişi. Nasara Cemide. Nasaru. Nasaru. Yani Cemilerde devamlı nasaru ve u, vav harfi vardır. Böyle yazılış şekli vav, bir de elif vardır vavdan sonra. O şey içindir, yani öyle mutlaka gözünüze çarpmıştır. O, onun cemi olduğunu belirtmek içindir. Başka kelimelerle karışmasın diye elif yazarlar vavdan sonra. Nasarat, yardım etti bir kadın. Ondan sonra ikincisi tesniye. Buna tesniye diyoruz eski tabirle. Nasarat'a yardım ettiler iki kadınlar. Nasıl bu? Şu parmak Nasarne. Nasarne, cemi müennes gaibe. Cemi, yani çoğul, müennes kadın, gaibe de hazırda olmayan, yani görünmeyen anlamında, başka bir yerde olan, gaibe, gaib. Bundan sonra anlamı ne oluyor? Yardım ettiler. Nasarne. Nasarte, burası Nasarte, orta parmağın alt boğumu. Bu da müfret, müzekker, muhatap. Yani sen yardım ettin. Nasartuma, İki kişi, yine tesniye, müzekker, muhatap. Tesniye, müzekker, muhatap. Siz yardım ettiniz. Nasartum, cemi, müzekker, muhatap. Üç veya daha fazla erler, siz yardım ettiniz. Nasarti, sen yardım ettin. Müfret, müennes, muhataba. Sen yardım ettin. Nasartuma, siz ikiniz yardım ettiniz. Yani bu da yine bayanlar için. Tesniye müennes muhataba. Nasartunne, cemi müennes muhataba. Siz yardım ettiniz. Üç veya daha fazla kadınlar. Nasartu, ben yardım ettim. Nasarna, biz yardım ettik. Nasartu, müfret, yok, müfret, nefsi mütekellim diyoruz buna eski tabirle. Yani konuşan kişi tekil, nefsi mütekellim vahde. Konuşan bir kişi, nefsi mütekellim mal gayri. Bu da konuşan yanındakilerle, biz yardım ettik diyor. Fiil çekimleri de böyle. Onu ben bir şemasını falan bulup yine size gönderirim. Gönderirseniz iyi olur hocam. Selamünaleyküm. Tabii, çünkü tabii, hızlı tabii. Gibi geçiş oldu. Ben yazamadım hepsini. Doğru. Onu göndermem gerekiyor. Şimdi ben bunu zamir konusunda böyle fazla bir geri dönüş olmadığı için anladınız diye düşünerek. Yok hocam, ben ilk yenilerdenim. Bilgim çok sıfırdan. O yüzden tamam. Anlayamadım hepsini. O zaman şey yapalım. Tekrar baştan alalım. 235'ten. Bunu zamir çekimini deneyebilir misiniz? Bilen arkadaşlar mı? Ben bilemiyorum ki, hocam. Yani yok, kim isterse, gönüllüler tabii öncelikle.
Yani elini göstermesine gerek yok. Hani şey de çekebilir. Bakarak da okuyabilir. Hani ağız alışkanlığı olsun diye. Ben İsteyen. okuyayım hocam bir. Tabii tabii buyurun. Hüve hüme hüm, hiye hüme hünne, ente entüme entüm, enti entüme entünne, ene nahnu nahnu. Dediğim gibi bu hani Nahnu iki defa yazmış ama onu aslında niye yazmış? Herhalde burada bir boşluk oluşuyor ya. Diğerleri üçer satır. Bu iki kişi oluyor. Bunu doldurmak için yazmışlar galiba. Ene nahnu deyince yeterli. Biz de öyle öğrenmiş kızım matematikte iki. Nasıl? İki defa mı? Nahnu Evet. nahnu. Allah'ım. Olabilir. Ben biz diye. Neden? Ne onun bir sebebi var mıdır acaba? Biz. İki defa yani biz. Herhalde dediğiniz gibi ilk başlarda orası kafa karıştırmasın boşluk olduğu diye mi? Başka bir Yani şey bana bilmiyorum. öyle anladım. Hani li şey ene nahnu. Yani şimdi bunun bir ne manası olabilir ki? Nahnu bir kere dedim, ikinciye niye deniliyor acaba? Anca o maksatla denilmiş olabilir diye düşünüyorum. Şeyler, şimdi burada lam var. Lamlar, bunlar harficer. Mesela daha değişik harficerler vardır. Yani lehü gibi. Mesela B harfi vardır, harfi cerdir. Bihi, bihi, bihima, bihim, bihe, bihima, bihinne, bike, biküma, biküm, biki, biküma, bikünne, bi, bu pek olmadı, bi olmaz. Bi, İyi olur da burada çoğulda nasıl deniliyordu? Şimdi onu hatırlamaya çalışıyorum. İyi. Bana, bize. İyi bina olur anca. Bine yani bina, bize. Burada lena olmuş, orada bine olur. Mesela min harfi var. Duymuşsunuzdur bunları. Min, minhü, minhüma, minhüm. Minhe, minhüma, minhünne. Minke, minkuma, minkum. Minki, minkuma, minkunne. Minni, minna. Harficeller bunlar. Yani sayfalar bugün böyle yeter diye hazırladım ama soru da olmayınca şimdi nereden devam edeceğimi tam kavrayamadım. Hocam bence arkadaşların hepsi o çekimi yaparsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Siz de bir geri dönüş Dedi. bekliyorsunuz anlıyorum. Arkadaşlar hocamıza yardımcı Yani olalım. iyi olur çünkü bunları anlarsak demin de dediğiniz gibi hani kırık mana gibi böyle kelimeler ne anlama gelir? Bunları anlaması daha kolay oluyor. Mesela bu harfler değil mi? Lehu, minhu. Bunlar da cümlenin manasını, kelimenin manasını değiştiriyor. Farklı bir anlam katıyor. Hani bilmek iyidir ama dediğiniz gibi bu şeyler diyorum. Dediğiniz gibi sırayla yani isteyen tabela bir tane tabela seçsin. Onu bize okuyuversin. Bir zahmet. Öyle yapalım. Evet. Buyurun. El kaldıran hangi kim önce kaldırır onu ben göremiyorum da. İsmail Hocam maşallah iyi görüyor sıralamayı. Yukarıda bende listede Hava Hoca var. Sonra şey var. Hayri As Bey'le cümlesi. Buyurun. Eğer Buyurun. Asiye Hocam müsaade ederse ben açıkçası bugünkü dersi çok anlayamadım. Yani şöyle zamiri munfasılı anladım. Almancayla tercüme edersek de ich, wir, du, ihr, er, sie
Siz anlamını yani, anlayamadınız. Ben onları anladım ama bugünkü dersteki o diğer anlattıklarınızı mesela Alman gramerinde nereye oturtmalıyız? Evet. Onu tam anlamadım. Tamam, şimdi tamam. Bir Almanca konuşabilirsem geht es darum, dass wir die Verben konjugieren. Biraz şu an onda sıkıntı çekiyorum. Anladım. Yani şey lisan sıkıntısı değil mi? Grameri nereye oturtmam? Bunu şu an niçin öğreniyoruz? Onu tam anlayamadım hocam aklınıza herhalde. Yani niçin öğreniyoruz? Şimdi Almanca cümlelerde de hani zamir var ya, Fürwort deniyor, Fürwort. Fürwort biliyorsunuz evet, değil mi zamir? Evet, yani mein, dein, sein, euer, ihr. Yani für what şey demek, zamir, er, sie, es, wir, ihr, öyle, zamir onlar. Asıl, okey. Tabii öbürü de var da, hani zamir denince, yani für what, Almanca für what denildiği zaman bunlar akla gelmesi lazım. Tamam. Yani hüve, şey oluyor tabii ki, er, hani şey dedik bunu yani. Onları anladım. Evet. Yani, bir kere yani başka kişi hani gayb gaybeyi anladım, bayan Hı-hı. erkek onu anladım, tek evet. kişi iki kişi cemi onu da anladım, veyahut da muhatabımız bayan mı evet. erkek mi diye seçiyoruz, tek kişi mi evet. iki kişi mi veyahut da üç kişi veyahut da daha çok o tamam, yani personel konuğum nasıl onu evet, anladım ama bugünkü dersinizde anlattığınız üzere mesela yani mesela gayb bugün dediniz lehu lehuma ve lekum. Yani Hı-hı. burada sonuçta bir fiilin çekimi oluyor, öyle değil mi? Yani her şey mi lekümü mü anlayamadınız? Yani o harf geldiği zaman. Evet, mesela cer halinde olan bitişik anladım. Gerçi tekrar dinlemem lazım ama şimdi dediğim gibi burada zaten altına yazıyor. Lehu onun için yani fü'in anlamında. Fü'in. Yani lam Almanca'da fü şeyi var. Prepozisyon var ya. O anlama geliyor. Mesela leküm dinikum veliyedin değil mi? Ayet-i kerime. Leküm. Sizin için yani fü euch ya da euch euer Glaube, mir mein Glaube. Yani leküm sizin için yani fü euch anlamında muhataplara. Ya bunları soruyorsanız bunlar anlatabilirim tabii ki. Mesela min ne demek, an ne demek? Min von anlamında. Yani bir yerden mesela bir yere gidiyorsun. Minel mescidin sanırım minel mescidil harami ilel mescidil aksa. Mesela orada mescid-i haramdan değil mi? Von mescid-i haram ile de şey anlamında su veya nah. Yani ben öyle onları sorduğunuzu anladım. Doğru mu? Evet, teşekkürler. Ya, tabii sorabilirsiniz. Yani ben soruyu yani doğru anladım mı diye onu şey yaptım tekrar. Onu sordum. Sırada kim vardı? Asiye, Yavuz, Yalçın. Buyurun. Hayırlı dersler hocam. Hayırlı dersler. Arkadaşlara ben de katılıyorum. Ben de yeni, çok çok yeni yani. Hiç Arapça dersi bu zamana kadar almış değilim. Evet. Fakat şöyle bir şey var. Mesela bir yerde bir ayet okunduğunda ya da bir sure okunduğunda camilerde vesaire bir yerde bir şey duyduğunda çok aşırı derecede ben Arapçaya şöyle giriştim zamanında, bundan 5-6 sene evvelsi ben Kur'an öğrenmeye başladım. Yeni başladım. Çok meal okuyordum. Yani bir sure okunduğunda anlayabiliyorum içeriği neler olduğunu vesaire. Fakat böyle bir ders hiç almadım. Ondan dolayı çok benim için de çok çok yeni. Olduğundan dolayı böyle bir feedback vereyim dedim. Yani
herkesin durumunu bilmek zorundasınız öğretmen olarak. Ondan dolayı yani benim durumum böyle. Dediğim gibi yani ayetler bir şeyler okunduğunda içeriğini anlayabiliyorum. Fakat böyle tane tane vokabüler olarak anlayamıyorum yani desem iyi midir? Yani nasıl açıklayacağımı bilemiyorum ama anladığımız herhalde sanırım. Anladım da şimdi ben buna nasıl bir reaksiyon vermem lazım? Şimdi yok bu, ben şimdi bu, kendim için şey yapacağım. Tekrarını muhakkak bakacağım. Bir de geçen haftadan da bir tane öğretmen, bir kadın YouTube'da ders veriyor demiştiniz. Onu da not almıştım. O kadının videolarını da tekrardan bir gözden geçiriyorum muhakkak. Biraz kaleme kağıt döküp ezber yapmam gerektiğini düşünüyorum. Öyle yani öyle bir gelişeceğim. Derslere bakalım inşallah bir şekil oturtabilirim. Tabii Allah muvaffak eylesin. Yani. Şimdi şöyle bir misal aklıma geldi. Bir çocuk diyelim ki 6 yaşında okula başlıyor. 6 yaşına kadar evde, dışarıda, arkadaşlarıyla ve annesinden babasından ne duyduysa hepsini anlıyor. Ama okula geldiği zaman ne yapıyor? Ona böyle tane tane bizim ben de ilkokulu okurken memlekette böyle afiş asarlardı şeylere, sınıflara. İşte Ali gel, bilmem Ali top oyna, Ayşe ip atla böyle şeyler asarlardı. Bunları tane tane okuturlardı. Yani şimdi hani çocuk itiraz edip ya hocam ben öğretmenim, ben zaten Türkçeyi biliyorum, güzel de konuşuyorum. Hani bunlara ne gerek var dese ne olur? Birincisi öğretmen zaten onu dinlemez de. Yani öğrenmesi lazım. Nasıl yazılır, nasıl okunur, efendim niye böyle olmuş, kelimenin aslı nedir? Değil mi? Çok karmaşık kelimeler var. Yani bunların mesela estağfiru, istiğfar kelimesi kaç harfli? Elif, sin, te, gayn, fe, rı. Değil mi? Altı harfli. Ama bunun aslı, sülasisi var bir de. Yani üç harften üretilmiş bir kelime bu. Bunu nasıl öğreneceğiz şimdi biz? Bunu temel taşlarını oturtup da öğrenirsek yani hem anlamını kolay öğreniriz, anlamını biliriz okuduğumuz zaman, hem de şöyle bir iddiamız olur yani bak ben bunun bu kelime altı harfli ama ben bunun üç harflisini biliyorum diye yani hem bir ilmi ne bileyim bir ilmi katkısı olur kendine. Bilmek de güzel bir şey tabii ki anlamını anlayarak. Yani diyebilecek var mı? Mesela estağfurullah diyoruz. Bunun üç harfisi var mı bilen? Hangi kelimeden türetilmiş? Söylemek isteyen varsa yoksa ben söyleyeceğim. Şimdi bu halde... Sera diye hakkımı kullanıyorum hocam ama kafadan buyurun. Attım tamamen. Ne? Sil fera filan olabilir mi acaba? Ne olabilir mi dedin? Sin, gayin ve fe ve ra diye düşündüm. İşte yani estağfiru şimdi bu altı harfli. Gafera. Ha, öyle. Şimdi yaşınız büyük olduğu için şimdi aferin diyecektim demeyeyim dedim. Yanlış anlaşılır. Gafera fiilinden yapılmış istağfera. Yani istağfera. Estağfiru da şuraya geliyor. İstağfera burası. Estağfiru da burası bak. Nefs-i mütekellim. Estağfiru demek ben mağfiret olmayı istiyorum, talep ediyorum anlamına geliyor. Kimden? Allah'a, Allah'tan. Yani başa gelen elif, sin, te talep manası getiriyor. İstifal babı deniyor buna, çok kullanılan bir bab. Gafera fiilinden üretilmiş. Mesela misal vardı binada. İstahcera var mesela. İstahcera. O da o aynı babdan. Bunun da şeyi sülası hacara. Yani istahcera taşlaştı demek. Taş oldu. Hacara taş anlamına geliyor. Hacer'e derken bazıları Hacer ismini yanlış anlamışlar. Hacer diye taş anlamına geliyor diye. Bunu da öyle aklıma geldi. Not olarak söyleyeyim. Hacer değil o. Hecer. Yani he ile.
Hecer onun ki asıl ismi değil tabii ki şeyi vasfı. Çünkü neredendi o? Mescid-i Aksa civarında yani Hazreti İbrahim'in cariyesi, azatlı cariyesi ona nikahını aldı ve onu Mekke'ye götürdü. Yani hicret etti anlamına geliyor Hecer. Yani ayrıldı, eşinden ayrıldı. Efendim düzeninden, alışmış olduğu düzenden ayrıldı, hicret etti. Mekke'ye yerleşti, işte Zemzem'i buldular falan. Bu isim oradan geliyor yani. İnsanlar işte bu Arapçayı bilmediği için çoğu isimleri yanlış anlıyorlar. Efendim neymiş? İşte Kezban, yalancı manasına geliyormuş. Hiçbir alakası yok. Yani misal öyle bazı sosyal medyada görürsünüz. Kezban demek Türkçeden gelen bir kelime. Arapça değil o. Yani böyle işte Arapçayı anlarsanız bazı hataları da başkalarının olsun, kendi hatalarımız olsun daha güzel anlarız. Daha böyle yani, kültürlü, entelektüel bir şekilde kendi değerimizi artırmış oluruz. Yani dilim döndüğü kadar Arapçanın önemini anlatmaya çalışıyorum. Tabii sabah erken saat, Ramazan-ı Şerif, oruç var falan. Bazen böyle akıcı olmayabilir, yorgun oluruz. Hüsnü zannım tabii ekserimiz geceleri de ibadetini yapıyor falan. Bazı yorucu olabiliyor. Tabii İsmail Hocamız da ibadetlerini rahat yapabilmek için bize devretti. Allah kabul etsin. İnşallah bize de dua ediyordur. Neyse fazla kulağını çınlatmayalım. Yani bu zamirleri ben önemli gördüğüm çünkü Kur'an-ı Kerim'in her yerinde de zamir var değil mi? Ayet-el Kürsi okuyoruz. Allahu la esanüle, Allahu la ilahe illahu. Bak, hü geçiyor. Daha sonra Sure-i Haşr'da huvallahu lezi la ilahe illahu. Bak bu hü. Hep zamirle. Çünkü zamir niçin kullanılır? Bir ismi tekrar tekrar söyleyip cümleyi böyle zor hale getirmemek için bir yardımcı bir şeydir, bir alettir zamirler. Çok kullanılır yani onun için. Mesela geçen hafta mı da misal olarak vermiştim değil mi? Sure-i Bakara'da şeyden bahsederken oruç konusunda o sayfalarda olması lazım. Orada ne diyor Cenab-ı Hak? Hünne libâsün lekum ve entüm libâsün lehunne. Şimdi bu zamirleri anlamadan bu ayetin bu kısmını anlamak biraz zor bence. Yani orada diyor ki hünne onlar diyor libâsün lekum sizin için elbisedir. Takva elbisesi. Yani birbirinizle diyor efendim günahlardan korunursunuz işte. Ne bileyim hani kaba tabirle gözünüz dışarıda olmaz gibi o anlamda yani. Allah muhafaza. Ya bunun onun için şeyde Kafirun suresinde la abudu ma tabudun ve la entum abiduna ma abud ve la ene abudu ma abettum ve la ene ben değilim ve la ene abidun abid değilim ben ibadet etmiyorum ma abud ve la entum ve la ene abid ma abettum yani sizin ibadet ettiğiniz şeylere ben ibadet etmiyorum. Ya burada zamirler önemli. Onu anlatmaya çalışıyorum. Dilim döndüğü kadar. Bir de zaten zamirler kelamı kısaltıyor. Yani bir uzun bir kelime olsa, bir isim olsa onu hüve veya hiye ile söylediğimiz zaman ne yapıyor? Hem kelam kısalıyor. Efendim. Hem şeyi kelam kısa olunca şeyi bir değere oluyor kelamın. Zamir kullanınca efendim evet ne yapalım şimdi tekrar edelim mi veya isteyen sırayla tekrar etsin mi onu da bugün size bırakalım. Evet hocam tekrar olsun ya. Evet o zaman sizden başlayalım madem. Gerçekten benden başlamayın.
Gerçekten. Evet. Ben tekrar sonradan izleyip üzerinden geçmem gerekiyor gerçekten. Yani dediğiniz gibi seviyeler farklı olunca şimdi tabii ki şahsen de tanımadığım için bir orta yolu bulmaya çalışıyorum kendimce. İşiniz zor. Öyle. Bugün böyle bir şey oldu, darboğaz oldu. Şimdi. Selamünaleyküm hocam. Hocam erken mi başladınız, şimdi ondan mı başladınız dersi? Yani bir saat oldu. Bir saat mi oldu? Almanya saatiyle 10'da olmayacak mıydı hocam? Almanya saatiyle 10'da oldu da şimdi saatler ileri alındı ya. Ben onu es geçmişim hocam. Tamam. Olsun. Ya baktım tamam. İlerlemişsin. Daha ne zaman gelmiş? Tamam. Tamam oldu. Anlaşıldı. Ondan oldu yani. Böyle saat değişikliğinde olabilir. Şimdi o zaman yeni gelen hocamızla, o zaman geç gelenlere bütün yük binmiş oluyor. Şimdi biz bugün zamirleri çalıştık. Ben okuyabilirim hocam, istiyorsanız okurum. Tabii. Şimdi ben bu program, teknik programlar da insanı şey yapıyor, biraz kafasını karıştırıyor. Kayboldu yine. Şu sayfayı bir büyüteyim. Tamam. İstemiyor galiba. Şimdi ha böyle. Görebiliyor musunuz? Biraz küçülteyim mi? Tam ben de sağda kalıyor. Biraz daha yukarı hocam. Tamam, şimdi oldu. Tamam, şimdi görüyorum. Evet. Tamam. Okuyayım mı sadece? Tamam, şimdi baştan? Evet. Siz, bütün yük sizde şimdi. Tamam hocam. Üve hümehüm hiye hümehünne Ente, entüme, entüm, enti, entüme, entünne. Ene, nahnu, nahnu. Evet. El şeyması göndermiştim ya geçen hafta, onu çalıştınız mı? Veya hocam ben, nasıl olduğuna? Ben kursa gidiyorum da ben bu zamirlere kadar gelmiştim. Ben ilk başta kendim başladığım için tabelayla başladım. Eli yapamıyorum, tabelayla yapıyorum. Tabii. Yani el kolaylık için. Evet, el kolaylık için de ben onu önce tabelayla başladığım için ele yapamadım. Yani ben bıraktım, tabelayla yapıyorum böyle. Tabii. O zaman entuma ne anlama geliyor? İki tane entuma var bak. Hocam onlar müzekker erkekler için biri, biri de müennes kişiler için. İkisi de entuma olarak geçiyor. Evet. Şimdi Hüma da aynı şekilde. Evet, Hüma da aynı şekilde. O zaman şöyle bir açıklama aklıma geldi. Hüma dediğin zaman iki erkek olabilir, iki kadın olabilir veya bir erkek bir kadın olabilir. Yani siz ikiniz denildiği zaman. Onun için birbirine benziyor bunlar. Aynı şekilde Entuma da siz ikiniz denildiği zaman ya bir erkek, ya iki erkektir, ya iki kadındır, ya da bir erkek bir kadındır. Entuma. Evet hocam. Burada biraz daha kolaylık bence daha iyi esasında. Ayrı ayrı ezberlemeye gerek kalmıyor. Yani bu şey, şunu demek istedim. Tabii ki bunu böyle bilmek gerekiyor fakat bazen cümlelerde, Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şerifte böyle gelebilir entuma. Mesela Adem aleyhisselam, Havva radıyallahu anh. Bu ikisinin şeylerinde böyle tesniye kullanılır. Bu ikisi kastedilir. Değil mi? Mesela gala diyor. Gala Rabbena zalemne enfüsena ve ilham tafirlena. Burada gala, mesela gala. Yani gala dedi, gala tesniye dediler.
Yani testine de bir doğru, elif geliyor. İkisini de mi şey yapmış olacağız? Yani hem erkek hem dişi olarak düşüneceğiz o zaman demek ki o zaman. Ya, yok yani olabilir ihtimali olabilir. Var. Yani önceden kimleri kastedildiğini biliyorsak tabii bize kolay gelir bu anlama. Ama bilmiyoruz. Kala dediler. Kim olabilir acaba? Yani o zaman belki şeye düşebiliriz. Böyle bir tereddüde. Acaba bunlar ikisi erkek mi, ikisi kadın mı? Veya ikisi, bir erkek bir kadın mı? Hani bunları tabii cümlenin bu zamirin gittiği önceki cümleden anlaşılabilir. Bu böyle bir yan bilgi olarak öğrenim. Şaşırtmak için değil de. Yani onu da bilin. Mesela şeyde Kur'an-ı Kerim'de emirler sadece erkekler için gibi görülür. Değil mi? Böyle diyor ki ya eyyühellezine amenu. Şimdi diyor ki adam amenu diyor. Şey için diyor yani cemi müzekker gaib için. Hani amene değil mi? Şurası amene. Amene, amenu. Amene fiili. İman etti, iman ettiler. İman ettiler. Diyor ki hani kadınlara diyor hani bir emir yok mu diyor veya şeyler böyle söylüyor müsteşrik oryantalistler kötü niyetliler. Fakat Arapçada talip diye bir şey vardır yani talip ifadesi vardır. Bunu Araplar da şey tasdik eder. Mesela bir cemiyete girdiğimiz zaman diyelim bir tane erkek olsun 10 tane kadın olsun. Orada Esselamu Aleyküm denir. Yani erkek olduğu için bir tane erkek de olsa Esselamu Aleyküm denir. Sade kadınlar olursa ne denilebilir? Tahmin eden var mı? Zamir bak yine zamir bahsi. Sadece kadınlar olursa o zaman Esselamu Aleykünne. Hani vardı ya hünne, entünne, lekünne, efendim aleykünne. O zaman şey olur, cemi, müennes, muhatabı olur. Aleykümle yani kadınlara hitaben sizin üzerinize selam olsun. Ama aralarında bir tane erkek olsa cemiyette o zaman aleyküm denir. O zaman erkek ve kadınlar dahil oluyor. Yani bunlar böyle Arapçanın inceliklerinden. Yani öyle diyorlar, kötü niyetliler. Kadınlara değer verilmiyor mu? Niye onlara yönelik bir hitap yok falan? Bu Arapçanın özelliğindendir. Yani onun kadınlara hitap veya bir emir olmadığından değil. Bunlar da böyle incelik olarak. Bunlar şey belagat dersleri, yüksek dersler de. Böyle aklıma geldi. Hani zamirlerin önemini anlatmak için bunları böyle araya koyuyorum. Misal olarak hani bilmeniz için. Ne bileyim şimdi acaba diyorum düşünüyorum sabah vakti biraz erken olduğu için böyle biraz suskun devam ediyoruz. Levent hocam da gelmiş bak beni yalnız bırakmamış. Selamünaleyküm hepinize. Buyurun Levent hocam. sessiz dinliyorsun bizi. Hayırlı sabahlar, hayırlı dersler hepinize. Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar. Ben dedim biraz yavaşça gireyim de bakalım nasıl gidiyor dersler. Bayağı iyi zaten... gidiyorlar. Zaten başta 5 kişiyle başladık maşallah bayağı bir gelen olmuş. Ben şimdi hepsini evet. Bir arada göremiyorum böyle listeyi falan. Hani paylaşınca bir karışıklık oluyor ya bilirsin. Önemli böyle. Değil. Mühim yani. Olan bizde kervan yolda düzelir hocam böyle bu işler. Tabii. Evet. öyle yani şimdi o zaman diğer arkadaşları da temsilen şu konuya bir el atmanızı rica ediyorum. Şu zamirlere bize güzelce bir anlatın. Ben mi? Evet. Ben anlamam o işlerden de hangi neyi anlatayım? Sayfa paylaşıyorum ya bak burada. Ha, tamam. He. Okuyayım mı? Nasıl bak, kolaylık olsun diye de bak okumak evet. için şeyi paylaşıyorum yani. El şemasıyla yaptık şimdiye kadar ama. Şimdi ezberlemek kolaydır da bunları kullanmak lazım pratik yaparak. O zaman evet. Daha yerine oturur tahmin edersem. Mesela huve huma hum, ente entuma entum, hiye huma hunne, ente entuma entum, enti entuma entunne, ene nahnu, nahnu. İşte eskiyesi burada... ve çoğulu
şeyde aynen oluyor da bunları tabii diğer fiilleri de çekerken buna göre çekmemiz lazım değil mi? Tabii bu el şemasında şimdi bu baş parmak şu ama buraya bunu iki kere yazmışlar. Benim tahminim bu boşluk kalmasın diye herhalde bunu iki defa yazmışlar. Nahnuyu. O zaman adam eline bakmamıştır onu yazarken boğumlarına. Bunu yazan yani bakayım kimmiş? Kitabın şeyinde koymuştum. Tercüme eden Arif Erkan. Şimdi bu Avamil ve Esrar kitabının açıklaması. Bunu işte Avamil ve Esrar'ın yazarı İmam-ı Birgivi Hazretleri. Hem alim hem mutasavvuf. Değerli bir insan. Bir ara şöyle anlatmışlardı biz talebeyken. Balıkesir civarında yaşarken kimse itibar etmemiş yani ilmine. Hani olur ya mesela mahallede bir değerli bir alim olur, hoca olur. Saygıdeğer bir insan olur ama ona kimse değer vermez.